Tam tamları şuraya alsam. Bu ne bu? Değerli konuklarımız, sizleri kısa bir süre sessizliğe davet etmek mecburiyetteyim. Çünkü bundan birkaç hafta evvel tam 1,5 ay Ses Star yarışma programını bir kafede düzenlemiştik. Şimdi Ses Star yarışmacı arkadaşımız olan, üçüncü olan Veysel Suzak'ın, bu mikrofon bana biraz ya pilleri zayıf. Kayıtı kes. Değerli konuklarımız, biraz evvel bahsetmiş olduğumuz Sakarya Ses Star Yetenek Yarışması'nın programı bundan 2 hafta evvel bitti. 1,5 ay devam etti. 1,5 ay içerisinde birinci, ikinci, üçüncü finalist arkadaşlarımız başarı elde etti. Biz de bunu Türkiye ve dünya genelinde basındaki arkadaşlarımla beraber, ben de Sakarya Türk internet televizyonunda yayınlamaya çalıştım. Amacımız Sakarya'da yetenekli sesi olan dostlarımızı tutup da dünyaya tanıtmak. Ama ne yazık ki Sakarya'da müziğe ve sanatçıya pek değer verilmiyor. Ben bunun üzüntüsü içerisindeyim. Halk olmazsa sanatçı olmaz. Piyanist, enstrüman olmazsa sanatçı bir şey yapamaz. O yüzden halkla sanatçı iç içe olması lazım. Şimdi biraz sonra Sakarya'nın bağrından yetişen, emekli 1001 güçlükle Sakarya aşkını yüreğinde taşıyan ve efsane parçasıyla şöhret basamaklarına tırmanan çok değerli bir dostumuzu size takdim edeceğim. Bu arkadaşımız gala gecesi yaptı. O gala gecesinde bir gazeteci, bir televizyoncu, bir basın mensubu olarak ben de onu izledim. Gerçekten üzüldüm. Sakarya'yı mal olmuş olan Sakarya Spor'un bestekarı, söz yazarı ve emek veren Akif Yener şu anda aramızda. Onu biz alkışlayalım, kutlayalım efendim hep beraber. Sanatçı para istemiyor. Sanatçı kalpte gelen sevgi duygularıyla alkış bekler. Bu arada biz programa başlarken burada Bahane Kafe gerçekten sizlere en güzel şekilde hem ucuz bir şekilde sabah kahvaltısına beraber her akşam burada canlı müzik programları yapılıyor. Burayı tercih ediniz. Çünkü siz olmazsınız, Bahane Kafe olmaz. Bahane Kafe olmazsa buradaki arkadaşlarımız olmaz. Burada çok değerli dostlarımız Yakup ve İsmail Kaya adında iki kardeş işletiyor burayı. Burasına sahip çıkalım. Çünkü burası sizin yeriniz. Ve bu düşünce ve duygularla biz programı açarken ben lütfen bir daha kamera önünden geçmemenizi rica ediyoruz. Çünkü devamlı ekrana çıkacaksın. Ben program yapımcısı ve sunucusu İsmail Aydın olarak aynı zamanda esnafım, 50 yıldan beri de gazetecilik yapıyor. Kameraman Merve ile beraber bu güzel görüntülerini Cuma günden itibaren Sakarya Türk internet televizyonda hem kendinizi göreceksiniz hem buradaki yapılan güzel eğlentiyi ekrana getirmeye çalışacağız. Belki canlı yayında bazı noksanlıklarımız olabilir. Özür diliyorum sizlerden. Şimdi bu güzel program
hazırlayan Sesstar Sakarya yarışmacısı üçüncüsü olan Veysi Suzak'ı hep beraber alkışlayarak açılış konuşmasına kendisini davet ediyoruz. Veysi sizlere daha sonra güzel müzik parçalarını sunacak. Ama aramızdaki biraz evvel anons ettiğim değerli ses sanatçısı Akif Yener başka bir yere programa gidecek. Sırf hatırımız için buraya geldi. Ben evvela Veysi Suzak'a vereyim. Heyecan var değil mi? Neler söyleyeceksin? Mikrofon senin. Şarkı söyleme, türkü söyleme benzemez bu iş. Tabii eski gibi değil artık. Heyecan o kadar falan yok. Başta basın mensup olmak istedim. Her zaman basın mensup olmak bizim başımızın tacıdır. Onlar olmasa olmaz. Ondan sonra İsmail abi, daha sonra Bahane Kafa. Bu böyle olmayacak aslında. Daha da çok ilgi bekliyorduk. Ufak bir yanlışlıkla. Siz de biliyorsunuz İsmail abi. O yüzden böyle oldu ama olsun yine Bahane Kafa'ya teşekkür ederiz. Kapısını bize açtılar. Ve başta sponsorum, ana sponsorum olan ST İnşaatı. Değerli muhtar adaylarımız. Bana maalesef bu tarafından ve de değerli arkadaşlarıma Akif abi mesela ondan sonra Haydar abiye bu da sesler bilinçli beni bugün kırmadı geldi. Yine Akif kardeşim ve Çetin kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah sizlere güzel müzik yapacağız. Öyle yazmak için. Alkışlıyoruz. Bravo. Değerli konuklarımız. Amaç sevgi ve hizmettir. Muhtarlarımız da burada. Muhtar demek, bunu özellikle belirtmek istiyorum. Siyasilerden en yakın olan insan demektir. Sorunlarınızı hangi siyasi partiye mensup olursanız olun, muhtara gidip derdinizi anlatacaksınız. Muhtar sizlere mutlaka sesinizi yetkililere duyurmak mecburiyetindedir. Eğer bakın bu arada muhtarlar da burada. Herhangi bir muhtar siyasi partinin dışında hareket ederse ben şu siyasi partiyle beraberim derse vallahi de yemin ediyorum bana gelin söyleyin ben onun aleyhine yazı yazacağım. Çünkü muhtar tarafsızdır. Biraz evvel görüştüm kendisinden haklısın dedi. Muhtara değer verin. Ona sahip çıkın. Çünkü o sizin için koşuyor. Hiçbir çıkarı yoktur. Bu düşünce ve duygularımı sizlere anlattıktan sonra benim can dostum, sevgili kardeşim, bestekar, Sakarya için gönül veren, asla Yugoslav kökenli benim gibi olan Akif Yener'i huzurunuza alkışlarla davet ediyorum. Değerli konuklar, değerli misafirler, herkes öncelikle iyi akşamlar dilemek istiyorum. Bahane Kafede beni sizlerle buluşturan Sayın İsmail Aydın Beyefendi'ye ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu akşam aranızda kısa bir vakit iştirak edip birkaç şarkı okumaya çalışacağım. Ondan sonra müsaadenizle geçmem gereken başka bir program var. Evet, bu akşam neden buradayız? Değerli kardeşimizin Sesstar yarışmasında başarı gösteren ve emeğini dostlarıyla, sevdikleriyle paylaşan bu anlamlı gecede sizlerle buluşmanın dışarıdan ses geliyor ama ne oluyor? Anlamlı gecede buluşmanın ben de mutluluğunu yaşıyorum. Bir meslektaşım olarak, bir müzisyen olarak bu tür etkinliklerin çok daha fazla, çok daha güçlü bir şekilde yapılması taraftarıyım. Ve müsaadenizle benim de naçizane her programda İsmail abi belli sponsorlu destek aldığım şirketler var. Aklıma gelenleri izninizle saymak isterim. Puanix AŞ'ye, Stüdyo El Ele, CRT Ajans Cevat Güneş, sonrasında Zer Ofis Hür FM ve meslek hayatımda bütün çalışmalarımı, sahne hayatımda bütün çalışmalarımı destekleyen Sakarya basınına teşekkürlerimi huzurunuza sunmayı borç bilirim. Ve yaklaşık bir ay kadar önce
AKP'nin Galatasaray'ın yaptığımız Sakaryaspor 50. yıl marşı sözlerimizi şahsıma ait olan marşı 3 farklı versiyon halinde piyasaya çıkardık. Ve ulusal yerel bazda çok büyük teveccüh görmekte. Günden güne şarkımız, marşımız ilerlemeye devam etmekte. İnşallah sizlerin de desteğiyle, ilgisiyle daha da güçlü yerlere gelecek. Bilmiyorum aranızda dinlemeyen var mı? Mutlaka vardır. Ama yaklaşık 500-600 bin kişiye direkt olarak ulaştığını internet ortamındaki beylerden biliyoruz. Hem bilenler hem bilmeyenler. Şimdi Sakaryaspor için yazdığımız 50. yıl marşını hep birlikte okumaya. Okuyamayan varsa tempo tutmaya hazır mı? Aramızda bir kez Sakaryalı var mı? Elini kaldırsın. Sakaryalı kimler? Sakaryalı oturanlar kimler? Elini kaldırabilir mi? Bütün Sakarya hazır mı? Hep birlikte okumaya hazır mıyız? Eller hazır mı? Tüm eller Sakarya için havaya! Teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
Evet, yarın akşamki final maçı için Sakarya Spor'umuza kocaman bir alkış alabilir miyiz? İnşallah gönlümüz onlarla, onlar da olacak. Hadi çakmaklar bir yansın şöyle bir. Ateşli olan yansın, Allah yansın. Olmazsa cep telefonu şimdi yansın. Seni bana verene yazmasın tek günüm sensiz kadere. Elleriniz mi, gönülleriniz mi edamına denizlere geldirsene. Ama şarkı kalp melekler musatmış aşkın yüzüne. Abi şöyle elleri görebilir miyim orada? Bütün bahane kafe, bütün evleri şöyle havada görebilir miyim? Basın Yusuf'lar var. Kaldırın şöyle evleri. Harikasınız. Arka taraf, evler, bütün usta. Bahane kasınız. Hadi bu masal. Seni bana değene yazmasın tek günüm sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir, edalı denizlere geldirse bana. Bu şarkı kalbim tek sahibine, ömür yarime gönüleşir. Bahar sensin bana gülüşüm cennet. Melekler nur saçmış aşkın yüzüne. Bahar sensin bana gülüşüm cennet. Melekler nur saçmış aşkın yüzüne. Düşlerde sevdim seni, söylemedim. Düşlerde sevdim seni.